programlarına ve bizim soframıza hoş geldiniz. Bugün iyi hafta sonları diliyorum sizlere. Bugün önemli bir gün. Dün zaten anons etmiştim bol bol. Bundan önceki programlarımda da anons etmiştim. Kim burada bugün? Modacım burada. Feraye Hanım. Onunla bol bol sohbet edeceğiz. Bugün benim de hiç görmediğim bugüne kadar sürpriz gelinliği henüz görmedim. Bugün burada giyeceğim. Bakalım ben ne yaptım Saadet bu hafta? Hangi şarkıyı söyledim? O gelinliği giyeceğim. O şarkıyı söyleyeceğim. Kimin için söyledim? Hep birlikte göreceğiz. Bakalım nasıl söyledim? Ama evet bakalım. Göçmen kızı bugün hangi gelinliği giyecek? Canım arkadaşım, can dostum Feraye Hacıoğlu'ydu değil mi? Hocaoğlu ya, bir türlü öğrenemedim ama. Ben bir şey daha söyleyeceğim onunla ilgili. Ben onun evliliğine hayranım. Onun öyle bir eşi var ki her zaman yanında gezen, destekleyen, gözünün içine bakan, ya böyle eşler var mı diyordum ama artık bende de var. Benimkisi de öyle. Gözüm içine bakıyor. Gözüm içine baka baka gözümü çıkaracak. Canım ağzına sağlık. Bugün biliyorsunuz göçmen kızı bir gelinlik giyecek. Ben de o gelinliği, sessiz olursak arkadaşlar. Ben de o gelinliği henüz görmedim. Benim için de sürpriz olacak. Can dostum benim. Canım arkadaşım Feraye Hacıoğlu. Hacıoğlu bir öğrenemedim be. Allah var ya. Bazen benim sim doldu doldu. Şey Feraye'nin kocası bana böyle diyor. Hacıoğlu diyor. Hacıoğlu öğreneceğim ben. Vallahi öğreneceğim. Diyorum ki dün akşam benim sim kart doldu. Tükendi. Ya Saadet inanır mısın? Bir günde bir telefon 52 sefer çalar mı Feray? Çalar kapatmazsam. Ben o telefonu var ya cart diye ayıracağım. Şimdi sevgili yönetmenim, dakikalar ilerliyor. Bunun heyecanını yaşadık bir aydır. Canım arkadaşım hep söylüyorum. Kendisi de çok güzel. Öyle bir evliliği var ki hep anlatırım. Böyle imrenecek bir evliliği var. Allah herkese öyle bir evlilik nasip etsin. Öyle bir eş nasip etsin. Valla ben de öyle bir eş istedim. Allah bana öyle de bir eş nasip edecek inşallah. Yolda geliyor. Uçağa bindi geliyor. Bakalım düğün ne zaman bilmiyorum. Ama o da Feraye gibi çok ilgileniyor şimdilik. Bakalım evlendikten sonra böyle olacak mı diyor Feraye. Basıyor bana. Bakalım bizim gibi olacak mısınız diyor. Sevgili yönetmenim. Çok az dakikalar kaldı. Biraz sonra benim de hiç görmediğim sevgili modacım Feraye benim gelinliğimi getirdi. Çok uzun zaman çalıştı. Bakalım bu gelinlik ne kadar ses getirecek. Ama bu gelinliği bakalım benden sonra ilk giyen kim olacak? Belki bizim Kamil kimlere giydirecek? Hep birlikte göreceğiz. Hiç de gülmüyor Kamil be ya. Hiç gülmüyorsun be ya. Biraz sonra konuşturacağım ben seni. Konuşturacağım burada ekranlarda. Sen bana telefonda konuşursun. Bakalım bu gelinlik kime giymek nasip olacak? Ama Feraye bakalım benim düğünümde hangi gelinliği bana dikecek? Çok inşallah, inşallah Allah nasip ederse çok kalabalık olur. Kapattım bu konuyu. Ha? Daha beni vermemiş. Başlık parası almadan vermem diyor. Ben de neyi düşünüyorum? Modacım ya, gelinliği bedavaya getir. Reklamlara mı giriyoruz? Evet sayın seyirciler, bir şey söyleyeceğim. Hiçbir yere ayrılmayın. Göçmen kızını ilk defa yıllardır televizyoncu böyle özel el emeğiyle güzel bir gelinlikle göreceksiniz. Ama bakalım benim sevgilim beni bu gelinlikle beğenecek mi? Bakalım yoksa vaz mı geçecek? Yakışmadı sana gelinlik mi diyecek? Bakalım göçmen kızı bu gelinliği giydikten sonra ne hazırlığı yaptı? Hangi şarkıyı söyleyecek? Hep birlikte izleyelim. Hiçbir yere ayrılmayın. Hani dans diyoruz, dans diyoruz. Bakalım ne oluyor? Bakalım ne oluyor dans? Evet. Gözlerime inanamıyor. Genç işlere güzel bir dans izin.
gökün perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar. Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara, nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anla, bana sevmeyi anla, bana esmeyi anla, esip geçmeyi anla. Esmeyi anla, bana sevmeyi anla, bana esmeyi anla, esip geçmeyi anla. Gir içeri usul, beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara, nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anla, bana sevmeyi anla, bana esmeyi anla. Anlat ki çözülsün dilimden rüzgarım, demeliyim rüzgarlar. Anlat ki çözülsün dilimden rüzgarı demedim, rüzgarları anlat bana. Senin gibi esmedim, bana sevmeyi anlat. Teşekkür ederim. Şimdi ben mikrofonu alabilir miyim Saadet'ciğim? Çok teşekkür ederim, ağzına sağlık. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? Çok teşekkür ederim. Bugün bana böyle bir günde eşlik ettiğiniz için size gerçekten çok teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Hangi ajanslarla çalışıyorsunuz? Sakın yanlış anlaşılsın istemiyorum. Şimdi hep ben yakında evleneceğim diyorum. Damat beyin kardeşimizin olduğu düşünülmesin diye bir kendini anlatır mısın? 28 yaşındayım. İstanbul Ajans Fotoğraf Stüdyosu sahibiyim. Ortağımla birlikte buradayız zaten. Fotoğraf çekimini kendisi yapıyor. Sahibisiniz aynı zamanda. Evet. Aa, ne kadar güzel. Feraye Hanım'ı kıramadığımız için onun modeli oldu, biliyor musun? Aa, ne kadar güzel. Sizlerle birlikte ben de bu işi yapıyorum. Hep birlikte tabii ki çalışabiliriz bundan sonra da. İnşallah. Ama sizde heyecan vardı. Biraz ekranlara çok alışık değil misiniz? Ekranlardan değil de biraz sizin kollarınızda olmak hani böyle biraz daha şey yapmış tabii. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben sizi hemen göndermek istemiyorum. Lütfen şöyle alalım. Sizin iş yerinizle ilgili biraz sohbet ederiz. Mikrofonu alayım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Evet. Bugün bu güzel gelinliği benim can dostum, canım arkadaşım Cemil de burada. Vay dedi.
ne bu dedi. Ama bakar mısın çok değişik bir gelinlik dikmiş bana. Çok beğendim. Böyle nazar boncuklarına bölmüş. Gerçekten çok güzel. Kendisini buraya davet etmek istiyorum. Can dostum, canım arkadaşım. Çok severim. Yıllardır onunla çalışıyorum. Bol bol sohbet edeceğiz. Hem bu gelinliğin üzerine konuşacağız. Kim geliyor? Modacı Ferrari. Hoş. Hoş geldin canım arkadaşım. Çok teşekkür ederim her şeyden önce sana. Pekala sen benim düğünümde bana böyle bir gelinlik mi giydirmeyi düşünüyorsun? Çok daha farklı ama daha dur bakayım düğüne. Önce oğlum gelsin istesin seni benden ondan sonra. Ana yandırırız. Çok da hele verecek miyim bakalım? Öyle mi diyorsun? Tabii ki ben cadı annem. Ay canım benim. Nasıl ne kadar çalıştınız bu gelinlik üzerine? 3 gündür 6 çalışanla beraber. Evet. Yapıyoruz. Senin için özel yapıyoruz. Çok güzel olmuş. Tamamen iyi mi böyle? Ha, ne yapalım yanındakini? Ha, ortalığı yemek. Bu girmiyor nazar boncuklarına. Nasıl gireceğim bunu? Görme sağolullah. Girmiyor. Ben hallederim hayatım. Hallet. Tamam. Bitti. Şimdi seninkisi duyulmuyormuş. Küpe dokunuyormuş. Ben duyuyorum. Tamam. Hemen öbür tarafa. Tamam canım. Tamam. Hüray'cığım nasıl tasarladın bu gelinliği? Şimdi ben Rize gelinliğim. Rize'yle, evet, Rize'yle ilgili yeşil çay yataklarından gelinlik yaptım. Ama, evet, benim programımda yine evet. reklamını yapmıştım. Ama bu arada ben İzmir Kemalpaşa Armutluluyum. Armutlulu. Evet. Kızımız Armutlulu. Rize'ye gelin gitti. Arıyorum, neredesin? Rize'deyim. Nevin gelsene. Orada bak yanıyorsun, burada hırkayla dolaşıyoruz biz diyor. Şimdi Kemalpaşa özgüdür bu nazar boncuğu. Şimdi kendi yöreme ait bir şeyi de sergilemek istedim. Bir kocanın yöresine yaptın çay yapraklarından, evet, bir de şimdi, kendi yöresine. De kendi yöreme. Kadın dediğim böyle olur. Değil işte, mi? Benim gibi. Eşine düşkün. Ama geçmişime düşkün. Sahip çıkmam lazım. Yani ben İzmir Kemalpaşa doğumluyum. Canım nazar boncuğu da Nazar Köy'den çıkıyor biliyorsun. Şimdi bir telefonumuz var. Telefonu alacağım ondan sonra bakalım. Ben bugün bu gelinliğin içinde hangi şarkıyı söyleyeceğim? Alo. Canım. Antibiyotik nasılsın? Antibiyotik gitti bugün nazar boncuğu geldi. Ay çok, çok güzel oldu Nevin'ciğim. Alsana beni. Ne sağlık. Alsana çok beni. Çok güzel tasarım yapmış. Çok yakışmış sana. Teşekkür ederim. Hayatım Sultan ablacığım tamam. Alsana beni kurtar beni bu hayattan. Ben daha fazla çalışmak istemiyorum. Ya. Götüreyim hayatım gidelim hadi. Ay, yok, aşk olsun. Kız sen olmasan biz ne yapacağız? Ne yapacağız ben biz sensiz? Buyur canım Sultan ablacığım seni dinliyorum. Bir tanem çok güzel olmuşsun. Konuklarım da hoş geldi evimize. Teşekkür ederiz. Hazret Hanım'a da iyi akşamlar diliyorum. Feri Hanım'ın tekrar eline sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuşsun gerçekten. Çok ben teşekkür ederim ablacığım. Ankara'ya sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz. Sultan ablacığım ellerinden öpüyorum. Allah'a emanet ol diyorum. Evet şimdi bakalım Feri'ciğim. Ben bunu kuyruğunu düzeltmek istiyorum ama. Hemen. Hemen hayatım. Hemen hayatım. Şöyle bir görün gelinliği nasıl amacağını gösterir misin? Ortaya. Orta burası mı? Neyi görüyorlar be görsünler? Yani doğal birisi bu görsünler oturacağım da şimdi yere. Evet Feray'cığım. Efendim benim. Şöyle yanımda durur musun? Tabii ki. Sen iste. Valla en iyi dostlarım bugün benimle birlikte. Saadet Feray'a. Her zaman. Feray bana çok zaman ayıramıyor. Hep söylüyorum ama kocası var. Ne yapsın kızcağız şimdi? Kocasından mı ilgilensin? Böyle bu kadar güzel gelinliklere taşlarım işlesin. Bir de benimle mi uğraşsın? Kız kocanla alakası olan bir şey. İşlerimiz o kadar yoğun ki. He. Sabah 9 akşam 9. Bazen gece 1'lere kadar çalışıyoruz. Hak veriyorum i̇nan sana. İnan ki. Hak yok veriyorum. Yani Mustafa ama izin veriyor vermiyor olayı değil. Biliyorsun ya her zaman izin veriyor. Ya ben Mustafa'yı yıpratmıyorum zaten. Sorun o değil de ama vaktimiz çok fazla olmuyor. Çalışıyorsunuz tabii ki bu işin şakası. Seni çok yani, seviyorum.